Şair Nabi'nin bir hadisesi sıkça anlatılır. Biz de birkaç defa anlattık. <laughs> İlk defa İstanbul'a gelip de büyük şairlerle oturup kalkmaya talip olduğunda hafifçe ona acırlar. Emmi derler, bu seni aşar ya filan derler. Çok da genç. Ya. Ya. <laughs> sen, sen bu işi kıvıramazsın falan. Israr eder. Şairler meclisine oturur sırasını bekler. Reis Hafız-ı Şirazi'den girer söze. Yani hakikaten yetişilecek gibi değil ya. Farsça ve Arapça mülemma beyt okuyor. Elâ ya eyyühe's-sâki edir ke'sen ve nâvilhâ ki aşk asan numud evvel ve li Birinci Mısra Arapça, ikinci Mısra Farsça. Divandaki gazeller faslındaki ilk beyt. Oho! Buna karşı ne diyeceksin? Yani saki getir de içelim diyor. Aşkı kolay bir şey zannedip de girdik heveslendik ama ee, çok zor, çok müşkil, başımız derttedir, teselliye ihtiyacımız var. Yani meyhaneye oturmuş kişiler biraz dinlenelim diye bize şarap ver diyor sanki. Görüntü bu ama değil. Hafız-ı Şirazi rahmetullahi aleyh çok özel bir insandır. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta onu bu şekilde anar. Rahmetullahi aleyh diyerek hürmetle anar. Burada rumuz vardır. Şeyhten teselli, feyz, beklemektedir. ızdırap içindedir ve mürit ancak oradan bekler. Oradan merhamete kavuşamazsa hiçbir şey yoktur yani. Sevgili razı olmuşsa herkes razı olmuş demektir. Ya. Mürit iradesini Hı -hı. ona teslim edendir. Kayıtsız, şartsız. Hiçbir şey beklemek. Hiçbir yani. şey beklemeden ve kendinde yok oluş işte bu. Yani fena fil ihvan, fena fil şeyh, fena fil Fena. Buna Böyle kavuşuyor. Yolu budur, üslubu budur. İkinci beyti içeridekilerden biri okuyor ki Nabi soru okuyacak. Har edifiyle Merader menzili canança emnu Ayş çün herdem Ceres feryat midaret kebar Bandil mahmel ha Tamamen farsça. Hafız-ı Şirazi diyor ki Ben mecnun ile meslektaşım. O da bende sevgilimizi ararız. O Leyla'sını ben Mevla'mı. O çölde ben dünyada. Çöl yolculuğunda Leyla'sının peşinde giderken takip ettiği kervanı kaybetmemek için, oradaki çan sesini yani Ceres'in feryadını duyabilmek için uyumak ona yasaktı. Hep uyanık olmak mecburiyeti vardı. Ben de o Ceres yerine kalbimin tiktaklarını takiple yol alıyorum. Kalbimin her anı, her vuruşu, daraba, darabanı bana kabri hatırlatmakta ömrümün bitmekte olduğunu ihtar etmektedir. Uyku aşığa yasaktır. Sıra geldi Nabi'ye. Önünde bir kahve fincanı da koymuşlar ki içemez nasıl beceremez diye oradan da mahcup edecekler. <laughs> Kulpu bu yok bunun gibi bunun sapı var bak onu da sapsız yapmışlar. Hem onu içemez hem söz söyleyemez böylece mağlup ederiz hesap bu. Haddini bilir ve gider. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan vazgeçer amatör kümeye döner. Beklenti <laughs> bu. Fakat Nabi Merhum o genç yaşında Dutup kesin kenarından nezaket birle öpürdet, desinler kahve içmekte bu emmi amma mahir ha <laughs> diyerek hem redif hem kafiye hem vezin, hem de onların mevcuttan okudukları beytlere mukabil orada inşaat et, irticalen yeni değişler, uvaçlama söylediği beyit ile şiirdeki ustalığını hepsine göstermiş ve onların hürmetine mazhar olmuştur ömrü boyunca söz ustası olarak, şiirin sultanı olarak yaşamış, hep eli öpülen bir usta, padişahlar tarafından taklit edilen, takip edilen bir usta olarak yaşamış ve ölmüştür. Karacahmet Mezarlığı'nda medfundur. 1712-306 yıl oldu evet. vefatında.